Bayanlar baylar, eve dönüş yolculuğunuza eşlik etmek için şimdi radyonuzda Sabah Tümer ve Kadir Çöpdemir. İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar efendim. İşte çift dikiş yine bir akşam. Yine çift dikiş yine. O sabah oradan biraz bir destek atsana vallahi ne toparlayamayacağım. Desteği? Cuma ben... bugün cuma. Ha, yarın tamam. Cumartesi ha, pazar yürü, yürü oraya oradan, gir. Bir şeyler yap işte yürü oradan ya. Şimdi trafik de çok yoğundur cuma ha, olduğu için ama aman klişe, yarın cumartesi mis. Evet çift dikiş başladı gördüğünüz gibi. Şimdi açılış çok parlak olmadı farkındayım ama bazen böyle. Belki kapanış parlak olur. Belki ortası hep bir ümit. Ümitsiz ümit, hayat olmaz. Aynen. Onun için ümit. Umut her şeydir. Umut. Andra Monrox'un Umut diye bir romanı var. Okumuş musun? Okumadım. Bak o kitabı oku. Umut hakikaten her şeydir. Yani şimdi bazen hakikaten gidersin. Mesela bir, önden bir şey istersin. Bir yerde oturduğun yiyeceğin için. Önden gelen şey çok kesmez. He. Ama sonra onun arkasından gelen seni alır götürür. Ha. Ya da bazen hani sen daha iyi biliyorsun son zamanlarda aşıksın çünkü takılıyorsun. Bazen ilk date, ilk randevuda mesela adam gereken lezzeti vermez de ondan sonra üçüncü de beşinci de adamın içine girdikçe yani içine derken bu derinine, deri unununa girdikçe efendime söyleyeyim bakarsın ki adam hakikaten ya da kadın fark etmez onunla. O bizim şimdi bu çiftlik işte öyle. Tamam açılış gerekli görkemi taşımıyor ama altyapı olduğu için. Anladın mı? Açılışlar çok önemli değil zaten. Öyle mi? Kapanışlar mı? Ama böyle düşünmezler piyasada. Genellikle açılışı çok önemli derler. Ama yani açılış anladın mı? Açılış kaçabilen bir şey. Devam önemli diyorsun. Devam önemli. Oyunun devamı önemli. Devamı önemli. Ha, yani ilk santrayla beraber ne yaptığının bir önemi yok. E tabi yok yani. 20. dakikadan sonra ne yapacaksın? 70'te ne yapacaksın? Tabii, ona tabii, bakalım. Tabii tabii. Önemli olan o 90. dakikada yapmış olduğun skor. İnşallah 70'te 90'da bir şeyler yaparsın sabah. Bu kadar iddialı konuştuğuna göre. Ha iddia yani. Bir iki gol atabilirim. Bilmiyorum ki iyi asiste gole atarım. İyi asiste atar mısın? İyi asiste gol atarım. Öyle mi? Oo, o zaman ben veririm abi. Ben muz orta yaparım. Muz orta biliyor musun? Bilmiyorum. Muz orta mı? Ha, yerli muzdan yapılıyor. Allah belanı vermesin. Bir de bana selamın kavlen bela okuma. Bela versin demiyorum. Vermesin. Ha böyle. Pardon. Hayatım boyunca belanı versin demedim. Peki. Ancak trafikte çok kızdığım zaman bazen versin de vermesin de böyle yuvarlıyorum ki belli olmasın. Vermesin falan yapıyorum ki o arada kaynasın diye. Ama onun dışında bela okumak çok. Bak babaannem ne derdi biliyor musun? Ne rahmetli derdi? Nur içinde yatsın. Yavrum bedduayı ettiğin zaman artık senden çıkar. Yukarıya gider orada biraz bekler ondan sonra yine senin tependen aşağı iner. Onun için kimseye beddua etme derdi. Doğru. Onun için kimseye beddua etmeyeceksin. Dua edeceksin. Öyledir. Asıl Müslüman Müslümana dua eder Sabahcığım. Evet ama kalmadı öyle bir şey. Ya da bilinmiyor mu? Hiç ben öyle birbirine dua eden insanlar bilmiyorum artık. Ve duymuyorum da yani. Bir akşam yatarken affedersin. Bir akşam yatarken aklına getir bizi dua et de gör bakalım kaldı mı kalmadı ben mı? Ben yapıp yapmıyorum demedim. Yapıyor musun? Hiç dua ettin mi bana? Sana. Ben sevdiklerime diye ediyorum. Sen de sevdiğine göre. İsim vermiyor musun? Herkes ismini ver ama. O kadar kalabalık ki sevdiğim listesi diyor. Tabii ben biliyorum. Bunun sevdiğim listesi eskiden sarı rehberler vardı böyle. Nahbu kalınlıkta. O kadar bir rehberdi. Sarı sayfalar mı? Sarı yapraklar mı? Neydi onun adı? Sarı rehberdi işte galiba. Ha, işte o kadar var değil mi mazinde? Var tabii sevdiğin insanlar yani tanıyorsun, seviyorsun, sevmiyorsun. O neydi o fıkra ya? Bilmiyorum. Bak bir an sustum. Bak bir an hatırlamayacağını bildiğim için. Bir an sustum. Nitekim yine büyük bir s**ş yaşadık yani. Evet neydi o fıkra? Ha şey ya ne temel... Aa, o çıkmayacak. Zorlamasan mı be ha? Çift dikiş. O köyde çifte giden program. Çift dikiş devam ediyor. Çift dikiş. Sabahın bugün çok fevkalade tatlı bir dekoltesi var. Transparan bir ipek gömlek giymiş. Transparan mı? Transparan. Ve burası böyle çok fashion bir sütyeni var. Buradan belli oluyor böyle şeyli. Bakayım bir dakika.
Neydi? Dantelli gibi sanki değil mi? Böyle bir kabarık dantelli gibi. Dantelli. Dantelli bir sütyen giymiş ondan sonra. Fakat çok özür dilerim. Bu havalı. Bu böyle kendini gösteren, bu marka olduğu belli, transparan, ipek ki arkada, altta, fonda söylüyorum size. Dantelli stüdyen ve içindeki malzeme de belli olmasına rağmen hiç bakasım yok. Çünkü bütün bugün yediği, içtiği üstünde. Bunun hep sen menü üstüne taşıma gibi bir şeyin var orada, kahve lekeleri, çay. Bugün nedense bir sakarlık var. Elim ağzımı bulmuyor. Bazen öyle mi oluyor sende? El ağzı bulmuyor. Kulak o tarafa dönmüyor. Bugün bulmadı yani. Her kahveyi alıp da ağzıma götürdüğümde döktüm üstüne. Senin bir düşüncen var. Bak sehpaya döktüm, masanın, sandalyenin koluna döktüm, pantolonuma döktüm, gömleğime döktüm. Evet, farkındayım, belli oluyor. Bir şey var senin aklını kurcalayan demek. Bir şeyler düşünüyorsun yani değil mi? Acaba ondan mı yoksa genelde böyle bir salaklık var sende? Döker misin? Genelde çok döker miyim? Dökmemem gerektiği zaman dökerim. Ha, ciddi ortamlarda. Ha, ha, ciddi güzel ortamlarda veya mesela hani o gün böyle güzel şık giyindisin, dökerim. Bir tane şey vardır mesela, banana split diye bir şey var, tatlı çok vardır. Severim, çok ben severim. Artık her seferinde dökerim. Ama dökerdim. Onu dökersin. Çikolata sosunu dökersin ha. Ay ne güzel akar o. Eskiden onun dökülmesi bile keyifli be. Çok yerde yaparlardı ya, şimdi yapmıyorlar. Banana split çok evet, güzel. Evet, niye, çok güzel bir tatlıydı o da ya. Yine de algılayamadı demek ki banana split'in içine girmediler. Hayır başka saçma sapan başka moda tatlılar oldu. Hmm. Onu unutuldu, ben evde yapayım kendime. Ne düşünüyorsun sen? Niye böyle? Nereye takıldı aklın? Neyse biz başlarına problemler. Ya çok fenasın ya. Üstüme oynayacaksın bugün ya, gibi bir hissiyatım var. Ben neden yoldaşımın üstüne oynayayım? Sadece merak benimki ve yardım edebilir miyim sahiki? Merak sahiki. Sanki ha? Sanki değil, sahik, sahik. Sahiki. Allah'ım. Helal. Hakikaten bazen ruhum daralıyor. Sahik den bilmez misin lan, merak sahikiyle. Yani merak nedeniyle. Ha, merak sahikiyle. Ya yardımlaşma sahiki yani, yardım. Eski, hmm. Eskidi mi ben acaba? Ben şeyi biliyorum, merakın mucip olduğu biliyorum. Merak. Ne zaman öğrendin bunu sen? Benden mi öğrendin? Niye canım, küçükken. Ha, küçükken ha, annemden öğrendim. Ha, aferin. Çift dikiş. Doğada çiftler halinde gezen program Çift Dikiş devam ediyor. Çift dikiş. Sabah kafama takılan bir şeyi soracağım anacığım. Sor canım. Şimdi bak sevgili Sabah hocam. Estağfurullah. Sor hayatım, aydınlatacağım seni canım hocam. İnşallah Kadir'cim senin kedi canını yerim maşallah maşallah. Ya nasıl bir adam o değil mi? Nasıl bir adam o maşallah inşallah kedi canını ya yerim. Yani şöyle herhalde herkes adamın yerinde mi olmak ister? Bakıyorum orada. Bilmiyorum, gözükeni güzel yani. Güzel görüntü, değil mi? Görüntü çok güzel. Çok seçme değil mi? Evet. Hep aynı makyajlar, hep aynı irilik. Evet. Hep aynı bir şey söyleyeceğim. Sana hitap ediyor. Çok seviyorum. İri kadın hastasıyım. Şöyle söyleyeyim. Orada bir tip var. Hı. Fikir alışverişinde bulunmak istiyorum ya. Yemin fikir ederim. Ne gibi bir fikir yani? Her türlü fikri. Fikrin ne? Bir fikrim fikrini olmasa söyle. Da ben alışverişte bulmak. Hatta ismi çıktı. İsmini not aldım. Girdim internette, Google'da buldum görsellerine. Görselleri doğru de öyle. Doğru söylüyorsun? Vallahi bile. Görselleri de var. Ya bu neden Hollywood'da değil bu kız? Çünkü bu kız Hollywood'da olsa kesin şimdi hani eskiden vardı ya o sahil güvenliğin, ben çok haz etmezdim de sahil güvenliğin bir şeyi vardı. Ha memeli Pamela Anderson mı? Ha yani onu suya götürür su getirir. Ha evet balina gibi. Onu suya götürür. Ya ben buna nasıl ulaşabilirim abi bu ablaya? Ne yapabilirim? Ara. Nereden? Senin programa çağırma kastıyla arayalım mı yalandan dümenden? Yani Sabah Tümer seni programına çıkaracakmış ama bir beraber çıkın programa. Sen bul kızı. Ben bir beraber programa gelin. Orada tanışmış olursunuz. Ha, harbi mi diyorsun? Orada bir date ayarlı. Benim programda dateleşin siz. Doğru söyle. Evet. Sabah çok büyük bir iyilik olur. Ben çünkü hakikaten o kızla böyle sabahlara kadar fikir alışverişidir. Buraya çağıralım. Ha? Buraya çağıralım daha iyi. Ya adamı da getir diye korkuyorum. Ha. Adamı getirirse seni kurtaramayız Sabah. Kızı da alamayız, seni de kurtaramayız. He, yani öyle bir durum var diye korkuyorum. Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Çok acayip şey. Çift dikiş. Çift sarılı yumurtadan çıkan program. Çift dikiş.
Sabah hocam. Şimdi bu mevzu şu, sen geçen de programına da çıkardın. Evet. Aynı zamanda çok da yakından tanıyorsun. Hem de bir zamanlar aşk dedikoduları çıktı aranızda. Onun onu hep araya katıyorsun. Bak ben sana daha önce anlattım. Sen beni dinlemiyorsun. Kimden bahsettiğimi nereden anlıyorsun? Aşk dedikodum kaç kişiyle çıktı ki programda da kaç... O listeyi, o hayatım, uzun listeyi alayım. Geçen gün, hayır, geçen gün programına çıktı. Ha. Geçen yani. Ve aşk dedikodum çıkan bir tek Arda Turan var. Bravo, çok güzel anladınız olayı. Arda Turan mevzuna geliyor. Bu Arda Turan'ın evlenip evlenmemesi Türkiye Cumhuriyeti ahalisinin neden bu kadar ilgisini çekiyor? Sen bunu çözdün mü ya? Bilmiyorum ya. Gerçekten çok uğraşıyorlar zavallı çocukla. Ben de bilmiyorum. Yani bir rahat bıraksalar belki... Hayır, şey oğlan Macit'e gitti, yine şey yapamadı değil mi? Yine yırtamadı. Yalnız bir şey söyleyeyim. O da abi her fırsatta Türkiye gündemine ilişkin bir şey söylüyor. Futbol gündemine ilişkin bir. İkincisi her fırsatta memleketine geliyor. Ortalarda dolaşıyor. O öyle gelecek değil, tabii öyle değil. Özlüyor. Eyvallah. Anası burada, babası burada, sevgilisi burada, nişanlısı, yani nişanlısı burada. Göz önünde takılıyor biraz diye söylüyorum. Ama takılabilir. Bunu yargılamak için söylemiyorum. Göz önünde de takılabilir. Ama bizim acayip bir merakımız oluştu değil mi? Bunu, sen biliyorsun. Şimdi bunun, bu çocuğun durumu nedir? Şimdi bu Sinem'le ayrıldı. Burcu Esmer sonra çıkıyormuş galiba. Olur mu canım? Mümkün değil öyle bir şey. Nereden biliyorum? Yok, mümkün değil, biliyorum. Nereden mümkün? Niye mümkün? Sinem'le, ama Sinem'le... Nikah mı düşmüyor aralarında? Hayır, Burcu ile Arda arkadaş ve Arda zaten öyle... Yani Arda, ama çok benim babaannem Arda'da... Etik ve bir takım değerleri olan bir çocuk. Ama benim babaannem şey derdi, aman oğlum şey, arkadaş adamı arkadan k***er derdi. Kim derdi? Anneannem mi? Babaannem. Ha, babaannenin zamanını bilemiyorum. O bizim, düşün, tarihi bizim, bir şey bu. O bizim Arda'da yok. Ha. Arka, yok, bu ben ikna olmadım. Çünkü şöyle, şundan dolayı ikna olmadım. Gerçekten bir yok erkek canım. Ve bir kadın niye mümkün? Arkadaş, zaten insan arkadaşına da yazıyor, çiziyor. Sen hiç arkadaşına yazmadın mı? Arkadaş arkadaştır. Arkadaş, ama arkadaştan sonra sevgili olmaz mı? Olabiliyor bazen ama burada yani olmaz. Niye olmaz abi? Biliyorum, olmaz. Ama bunu bana mantıklı, ilmi bir şekilde ispat et. Niye olmaz? Bak. Halk bekliyor bu cevabı. Hocam. Biliyorum, olmaz. Ama bence bu benim yani yeterli bir şey yani. Niye burada şimdi başka bir şeyleri açıklayayım da? Ama böyle Burcu gizemli gizemli, gizemli bana konuşma. Bir şey olmaz. Burcu ile inşallah Sinem barışmıştır. Bilmiyorum, barışmıştır. Yani arası da hani kendileri söylüyorlar zaten. Bir kırgınlıklar, küslükler, bir şeyler yaşıyorlar. Niye kırgınlık yaşıyorlar? Bunlar ne? Bunlar ne bileyim. Nizası ne bunların? Bazen aşk öyle bir şey ya. Ha. Bir kavga, dövüş, bir şeyler, bir şeyler. Zaten yani o gelgitlerin de olması lazım. Kavgasız aşk olmaz. Tabii o gelgitlerin de bunlar olmuyor. Çok yalama yaptılar dışarıda. İkide bir kavga. Ama bize ne, biz de çocuğu konuşuyoruz. Aslanlar gibi bizi temsil ediyor yurt dışında. Boş ver, başka ya konuya geçelim. Ben, sen magazinin piri olduğu için bu işlere bakmış, bu işleri bilen, bakmış, bu işleri süzgecinden geçirmiş bir büyüğümüz olduğun için sonra soruyoruz Sabah Hocam. Çift dikiş. Çift dikişle günün yorgunluğunu üzerinizden atmaya hazır olun. Evet, çift dikiş devam ediyor. Burası Süper FM efendim. Bizim tweet adresimiz neydi? Sabah alt tire Kadir. Alt tire mi? Alt çizgi diyelim. Alt çizgi de değil. Sabah alt çizgi Kadir. Kadir. Tweet, efsanevi yaratığı yakalamış birileri Sabah. Onu bunu boş ver. Haber bu. Kime? Adriana Lima'yı mı? Efsane deyince oraya gidiyor değil mi kafa? Vallahi öyle. Ay benim mi ya? Sen kendin dedin ya geçen gün. Of, kadına bak resmen efsanevi yaratık diye. Ama sana demedim ben onu. Kendi kendime konuşurken sen duymuşsun. İyi yani. De bu daha korkunç değil mi? Neyse tamam, zaten bahsedilen o değil. Ki? Koca gillerden ayak. O ne demek koca gillerden ayak? Ya bu Bigfoot olarak bilinen kıllı yaratık ya. Gerçek miymiş o? Abi binlerce insan görmüş. Koca ayağı binlerce, bir kişi de geçenlerde yakaladığını iddia etmiş. Koca ayak yeti. Loh Ness gölü canavarı. Bu üçü zaten efsanevi yaratık değil mi? Mazhar Fuat Özkan gibi değil mi? Üçü. Ayrılmaz üçlü. Bizim naçizane Van gölü canavarı da bir ara bir yancı olarak çıktı ama ondan sonra şey yapamadı. Dirayetli davranamadı, kalamadı. Öyle orada deme ama Kadir abi ya, o da büyüyecek. Koca ayağı yakaladığını iddia eden kişi marketten aldığı 2 kilo domuz pastırmasını bir ağaca bağlayıp bunu yakaladığını belirtmiş. Demek ki Müslüman değilmiş. Yakalayan mı? Yok, değil, değil. Yok, yani koca ayaktan bahsediyorum. Tabii, domuz eti yediğine göre değilmiş.
aklımın evet. Zevkine gitmezdi değil tabii mi? Bizde haram öyle şeyler. He. Bunca yıldır defalarca yakalanmaya çalışılmış ama yakalanmamış. Hatta efsane mi değil mi, var mı yok mu, marketten aldım bilmem kaç dolarlık pastırmayla yakalanmış. Olaya bak abi. Zaten bu ayrı bir olay yani. Kaliteli ürünmüş demek ki Kadir ya. Adamların her şeyi daha kaliteli bak. Sahtekara daha kaliteli oluyor. Bizdekiler en fazla arıyorlar telefonla. Efendim diyorlar, biz tespit ettik. Siz bazı örgütlere yardım ediyormuşsunuz. Ondan sonra bu kapatmamız için bize para vermeniz lazım falan diyorlar. Kim vatandaş da gitti verdi ya hatta şey bile yani hocalar bile. Ondan sonra onların böyle şeyleri daha yaratıcılar sanki değil mi? Evet, baksa bu hiç yaratıcı değil. Hani adam gelin ben koca ayağı yakaladım falan diyor yani. Koca ayağı bilmiyor musun? Hayır. Yemin ediyorum bilmiyor musun koca? Bilmiyorum, sen bahsediyorsun diye ben de koca ayak gidip nereden bileyim? Bizim Halil abi 46 numara. Aman Kadir. Çift dikiş. Okey'de çifte giden program. Çift dikiş devam ediyor. Çift dikiş. Google'da hiç kendini arattın mı Zaba? Ha şey mi? Ego Surf'ü mü? O ne ya? Ya ego surf var ya, kişinin hani kendi kendini arattırıyorsun. Egograsi mi diyorlar ona? Yok, o demokrasi. Toplumların kendi kendini yönetmesi. Bu ego surf'ü. Yani egonu mu tatmin ediyorsun öyle yap? O mu demek o? Dur bakayım ne yazmışlar. Allah'ım herkes beğenmiş aman, öyle bir şey mi bu? Yani tam olarak öyle olmasa da işin özü o. Neyse, ben zaten öyle bir şey sormayacağım ya. Sen ne soracaksın? Zaten ben hep abuk sabuk şeyler soruyorum ya. Google'da bir arama yaptığında altta ufak bir buton var ya, onu fark ettin mi hiç? Zaten topu kaç tane buton var ki? İki tane. Biri arama, diğeri? Diğeri kendimi şanslı hissediyorum butonu varmış. Ha evet, hatırladım ama ne işe yaradığını bilmiyorum onun. O zaman sen de herkes gibi yani diğer %99 gibisin Zaba. Neyin %99'u? Google kullananların %99'u. Çünkü Google bizdeki o butonu sadece %1'lik dilim kullanıyor demiş. Niye orada duruyormuş o zaman? Şimdi çeşitli efsaneler var tabii. Efsaneler. Efsanelerden biri şöyle. Google'ı ilk kez kodlayan iki arkadaş. Bunlar bir üniversite öğrencisi biliyorsun. Ondan sonra siteye o kendimi şanslı hissediyorum butonu koymuş. Daha sonra da site çok gelişerek bugünkü halini almış. Ama bir fark etmişler ki o butonu kaldırdıklarında bütün sistem çöküyor. Yani bildiğiniz çöp oluyor yani. O yüzden kaldırmıyorlarmış abi o. Geç bunu, herhalde bu sallama belli ki yani. Bana da öyle geldi. Diğeri de şey, şirketi kuranların Google'ı halka açtıktan sonra Google'dan hisse alan kişilere siteden asla bu butonu kaldırmayacaksınız diye bir sözleşme imzalatmış. Ne yapsınlar ki böyle bir şeyi? Ya çünkü bu butonu kullanıp arama yapan kişiler gitmek istedikleri yere hiçbir reklama maruz kalmadan gidebiliyorlarmış. Yani Google bu butonu kullananlardan para kazanmıyormuş ve yılda ne diyorlar ya, 650-700 bin dolar zarar ediyormuş. Ha bu daha mantık. Hani idealist bir sebepten koymuş olabilirler o butonu. Biz bu siteyi hani ücretsiz kullanılsın diye yaptık ama satmak zorunda kaldık. Satın alanlar bir şekilde para kazanacaktır bu siteden. O yüzden reklamsız kullanabileceğiniz bir buton ekledik demiş olabilirler yani. O zaman yapılacak belli. Neymiş o? Bundan sonra sürekli o butonu kullanarak Google'ı zarara sokacağız. Ay niye yapıyoruz ki böyle bir şeyi? Ya dünyanın parasını kazanıyorlar, insan haset oluyor abi. Aa sen tabii de yapma abi. İnsanın parasında gözün olmasın ya. Ay kimsenin parasında gözüm yok da işte ben kendim için demedim. Ortaya söylüyorum ya. Tamam. Haset olanlar şey yapsın. Çift dikiş. Doğada çiftler halinde gezen program Çift Dikiş devam ediyor. Çift dikiş. Etrafında hiç enteresan bir hastalığı olan birisi var mı Zaba? Hay Allah korusun ya Rabbim ya. Nasıl bir şey o Kadir ya? Yavrum ölümcül demiyorum ki ne sana. Yani hastalığın her türlü kötüsü de bazısı da çok enteresan oluyor be abi. Ha bak şimdi aklıma geldi. Ben küçükken duvar yalayan bir çocuk vardı. Sana bir mesaj mı ediyordu acaba çocuk duvarı? Duvar yalayan nasıl bir şey ya? Ya alay etme ya hastalıkla ya. Ama duvarı yalıyordu çocuk yani. Bir vitamin eksikliği mi ne varmış? Kireçli duvar yalıyordu çocuk. Sonra iyileşti galiba. Hakikaten garipmiş. İlk defa duyuyorum ben bunu. Bildiğin kireçli duvara şılak şılak dili atıyor muydu?
Çünkü görmedim, duyuyordum. Ha, bak, İngiltere'de bir kızcağız enteresan bir hastalığa yakalanmış. Ay çok mu kötü? Hastalığın iyisi olmaz tabii. Tabii kötü de yani. Ama işte ya ama, ne? Ya yani şöyle yani insan, bak insan illa hastalanacaksan böyle hastalanayım diyor yani. Ay neymiş hastalığı kızın? Aslında sende de olduğunu tahmin ettiğim bir şey. Uyku hastalığı. Uyku hastalığı mı? İnsomnia yani. Hani şu şimdiki gençler arasında çok moda. İnsomnia mı moda gençler arasında? Evet. Yani anladığım kadarıyla bir bilim adamı insomnia zeki insanlarda görülür. Yani bak gördün mü diye bir şey demiş. Bütün gençler ay bende insomnia var uyuyamıyorum falan geceleri diye yazıyor. Ya bıraksan fosur fosur uyuyacak halbuki. Ha? Uyur tabii, zeki olmayıp insomnia olan da vardır yani, ayrıca hiç heveslenmesinler yani. Neyse, bu kızın hastalığı uyumama değil zaba. Uyuma, ne? uyuma. 30 kere uyuyormuş günde. Kaç kere? 30 kafayı koyduğu her yerde uyuyormuş. Oo, 30 kere uyuyorsa 31 kere de uyanıyor yani. Yani uyanıyordur hiç. Uyanıyor ama hastalığın şeyi şu yani, yeter ki kafayı bir yere dayamasın, hemen uyuyor. Güzel değil mi? Güzel hastalık. Bu nesi güzel ya? Sen de dedin ki başında illa seçersen bunu seçerim. Nesi güzel bunun? Yavrum hayatım. Yani en azından bahanem var bu hastalığı. Ne bahanen var? Ya uyumak için. Günde 30 kere uyuyorsun. Ya bir bahane koyuyorsun. Diyorsun ki efendim ben diyorsun bu yüzden uyuyorum diyorsun mesela. Hani tembellikten değil diyorsun. Rahatsızım diyorsun. Ha hastayım diyorsun. Da ondan. Tabii mesela iş güç var. Ondan sonra radyo var. Yok o var, bu var, dizi var. Şu bu koşturuyorsun. Ondan sonra bu hastalık bahanen oluyor yani. Ama uyumak zorundayım diyorsun, uyuyorsun. Çift dikiş. Doğada çiftler halinde gezen program Çift Dikiş devam ediyor. Çift dikiş. Rolüne adapte olabilmek için değişik yöntemler kullanan oyunculardan bahsetmiş miydik seninle sabah? Düşünceli gözükmek için kafasından zor bir çarpma işlemi yapan oyuncular falan gibi bir şey. Ha bak o da olur, o da olur. Ben biraz daha geniş kapsamlı. Yani böyle organizasyonlu şeylerden bahsettim. Nelerden yani? Ya mesela atıyorum hayat kadını oynayacak. Hayat kadınlar arasında bir süre böyle yaşıyor falan. İşte ne bileyim boksörü oynayacak, gidiyor boksa başlıyor falan. Ne bileyim işte bilmem ne yapacak. Anladın o şey. Anladım. Var öyle yöntemleri deneyenler ama çok gerekli mi sen? Bence bilmiyorum yani. Hani aktör dediğin zaten bin bir farklılığa girmesi gerekiyor kariyeri boyunca. Hepsi için ayrı meslek mi deneyecek yani, ne bu? Ya bak asıl yetenek hiç yapmadığı bir şeyin rolünü yapabilmek, öyle değil mi? Yetenek o değil, yetenekliysen zaten oyuncu oluyorsun. Yani geri kalanların hepsi pakete dahil olmalı zaten bence. Ama bak hırsız rolü için hırsızlık yapan duyduk ya. Evet, ondan bahsetmiştik sanıyorum. Evet. Amerika'da bir dizide oynayan birisi hırsızlık yaparken yakalandı mesela. Rolü için mi hazırlanıyormuş o da? Yok, direkt çalıyormuş o. Onda rolle alakası yok yani. Belki ama mahkemede bahane olarak kullanılabilir, bilmiyorum da. Onda o hastalık var ya, hırsızlık. Hakim şey oynadığı role bakıp sen burada hırsız falan değilsin derse ne olacak? Ya zaten büyük ihtimalle kendisi de işte diyorum ya, rahatsızlık var yani. Kleptoman. Ondan. Ya çok zengin olsan da iki kuruşluk sakızı çalıp tatmin olursun. Onun Allah muhafaza nasıl bir hastalık abi o. Aa, mücevher falan çalmıştır o. O tipler mücevher falan çalıyor. Yok yemek çalmış, yemek. Nasıl, bildiğimiz yemek mi? Ha, bildiğin bakkaldan bilmem ne kadar gıda alışverişi yapmış. Parayı ödemeden kaybolmuş. Bilmem ne kadarlık, o kadar bir şey alışveriş yapılıyor mu? O da garip değil mi, bilmem ne kadar dedin. Neyse, bakkal dediğinde zaten kaç paralık mal olur yani, ne bileyim. Ben buna pek inanmadım ya. Hani belki ödemeyi falan unutmuştur. Sana olmadı mı hiç? Ne, parayı ödemeyi unuttun mu? Evet. Ya herkes olmuştu. Ben hatırlıyorum son anda atıp. Aa, ben ödeme yapmayı unuttum, kusura bakmayın diye geri döndüğümü. Ya bırak. Yani sen büyük ihtimalle o arada vicdan muhasebesi yaptın. Dayanamadın, geri döndün. Ondan son anda hatırladığıma yatıyorsun sen sabah. Aşk olsun Kadir ya. Gerçekten insan unutuyor bazen ödemeyi. Yani kalkabiliyorsun mesela bir restorandan. Allah'ım, ama sen adrenalin arayan bir kadınsın. Bazen adrenalin içinde yapmış olabilir sabah. Çift dikiş.